Hadi bakalım kızlar, gayret edin biraz, gayret! Alo, Vedat! Ne yapıyorsun be? Doğru düz kaçsana buradan! Söylemesi ayıptır komutanım. Kan beynime doluyor, başım dönüyor. Bana bak, gelirsem oraya gösteririm baş dönmesini sana. Hadi! Nevezeliği bırak da kaldır poponu. Dura dura, topaça döndüm. Vallahi Gökhan'a döndü komutanım ya. Teessüf ederim komutanım. Vallahi ben de çok teessüf ederim komutanım. Bana bak, başlarım teessüfünüzden ha. Hadi devam edin. Hadi gayret be. Bak hadi katılsana bak. Bak vallahi de billahi yapar. Oğlum Cemal ya, düşün. Cemal bile baş aşağı durduğuna göre sen haydi haydi yaparsın. Haydi haydi bakayım. Haydi haydi. Haydi. Eller, elleri bas. Hacı, sen yapma istersen. Yok komutanım, yapacak şimdi, dur. Of, bir gayret be. Zorlama arkadaşını, kolları kuvvetsiz. Kendini tutamayıp kafasının üstüne düşer. Komutanım, izin verirseniz son bir kez daha. Yapacak, ben biliyorum. Hadi dostum, hadi göster kendini. Oğlum dön, dön. Koy ellerini. Kalk, ayağını kalk, ayağını. Al! İyi misin Hamza? Ha? Ne? Neredeyim ben? Kimim? Siz kimsiniz? Şaka yaptım şaka. Yok bir şey komutanım. Eşek tepti. Hamza, ben tepeceğim şimdi seni. Ya. Git, git. Kolay gelsin. Sağ olun komutanım. Müsaitseniz biraz çalışmanızı bölmek istiyorum. Tabii komutanım. İstihbarata karşı koyma eğitimini iki kere ben, iki kere de Kerim Asteğmen anlattı ama ben sizinkilerin anladığından şüpheliyim. Uygulamalı bir yol geldi aklıma. Tabii eğer müsaade ederseniz. Emredersiniz komutanım. Bölük! Herkes burayı dinlesin. Arkadaşlar, istihbarata karşı koyma eğitimi için bir uygulama yapacağız. Sizi üçerli gruplara ayırdım. Her üç kişiye de birer kapalı zarf vereceğim. Zarflardan ikisi boş. Diğerinin içinde ise bir şifre var. Zarfı boş çıkanların görevi dolu zarfın sahibini bulmak. Dolu zarfın sahibi ise hem kimliğini hem de zarfın içindeki şifreyi saklamakla görevli. Anlamadılar sanırım. Anlaşıldı mı? Söyle Cemal. Cemal Heçimoğlu Trabzon. Komutanım. Şimdi bu zarfları Amut'tayken mi atacağız yoksa Amut'tan sonra mı istihbarat atacağız? Umudunuzu yitirmeyin komutanım. Gruplara ayırır, tekrar anlatırız. Sırasını bozmadan dağıtın başlamışım. Emredersiniz komutanım. Tombalak, neredesin? Hadi Tosun'u anladık da, Tombalak sen olmuyor musun? Bak bak bak, Tosun cümle kurmayı öğrenmiş. Oğlum, şuradan on başına tavşan kanı bir şey çek bakayım. Bana bak, sen çok havalandın ha. Sinyor dönünce sordururum bunun hesabını. Aman be, ne alınan şeymişsin ya, ver işte oğlum bir çay. Daha demlenmedi. Ha iyi. Zarfı nerede? Sana ne? Aç işte oğlum. Boş mu oğlum? Bir bakalım ya. Yok ya. Deniz Yüzbaşı'yla demedi ama. Herkes kendi açacak. Ya oğlum, tatsızlık çıkmasın. Ver açarım şu zarfı. Vermem. Benden günah gitti o zaman. Bırak şunu ya. Ne yapıyorsun? Anam! Buradaymış. Çok fena olur. Ver o zarfı hemen. Ya versene, ne yapıyorsun? Allah, kağıt boşmuş zaten. Pis şişko. Yırttın lan zarfımı. Babacanlar, ne oluyor bakayım orada? Ya şuna bir şey de Arzu abi, zarfımı yırttı. Ya yırttım lan aldı be, içi boştu zaten. İçinde bilgi olan zarf sende değil mi Hamza? Babacan, bak sen o parmağı öyle bana sallıyorsun ya. İçimden bir ses onu kır diyor. Allah Allah, o parmağa iyi bak bakalım. Parmağı ele doğru takip et. Yukarıya, pazuya doğru çık. Anam! Ne varmış burada? Onbaşı pırpırı.
Bana bak, arıza falan dinlemem, düzgün konuş onun başında. Bak, adama beylik vermişler, gitmiş babasını kesmiş. Seninki de o misal. Ayıp ediyorsun Gökhan. Ediyorum, var mı? Sen de çalışıp kazansaydın on başı sınavını. Lafı böyle oturturlar adama işte. Oh, çıkalım dışarı kantininden. Çık, fena yaparım seni. Ne oluyor lan? Hamza abi seni affedene kadar da bir daha buraya adım atmayacaksın. Defol! Terbiyesiz adam seni. Sağ ol, sen de kendine iyi bak. Hadi bay bay. Ne oluyor abi? Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapmışım? Neler söylemişsin Hamza'ya? Ha? Oğlum adam senden 10 yaş büyük ya, yuh. Ne yapayım yani, rütbe olarak ben de ondan büyüğüm. Allah Allah, kaçmasaymış bitirseymiş askerini kardeşim. Gökhan, koparırım şimdi senin dilini bak. Gıcık gıcık konuşma da dinle. Mehmet gitmeden önce bana bir şey anlattı. Yemin ettirdi kimseye söylemediği ama dayanamıyorum artık. Sen onbaşı falan olamadın kardeşim, bunu bil. Bunlar ne, babanın bıyığı mı? Gökhan, başlayacağım şimdi bıyığından ama ha. Sen ağlayıp zırlıyorsun diye sınav kağıtlarını değiştirdi Hamza. Hem de deniz yüzbaşıya yakalanıyordu, biliyor musun sen bunu? Atma oğlum. Attığın falan yok. Adam senin yüzünden onbaşılıktan vazgeçti. Bir de senin şu yaptığına bak lan. Ağzını burnunu kırardım ben senin de. Sen dua et Hamza'ya. Anam. Ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Vay Arzu abi. Gel abi gel. Gitti o terbiyesiz şişko. Bir daha da almayacağım onu buraya. Şuna bak ya. Gören de general zannedecek. Evet. Yani siz bana diyorsunuz sanki. Evet ama ben konuyu tam olarak algılayamadım. Abi iyi misin? Ben bilmem. İyi miyim? Ha, dışarıda bir çocuk vardı. Subay kıyafeti giydirmişler. Sünnet oluyor herhalde. Ha, Aztek Kerim'i diyorsun. Tabii bilemeyeceğim o kadarını. Kerim'dir herhalde. Kalbi kırılmasın diye suyuna gittim. Sen yok musun sen? Bilgi senin zarfında çıktı değil mi? İstihbarata karşı koyma durumları. O yine. Peki öyle olsun bakalım. Otur da sana bir çay koyayım. Vay Arıza abi vay. Abi. Çık dışarı. Sana buraya gelmeyeceksin demedim mi? Dur be Tosun. Hamza abiyle konuşmam lazım. Çok ayıp ettim. Hah, sonunda anladın. Abi, affet beni. Ferit bana her şeyi anlattı. Mehmet görmüş seni. Ben onbaşı olayım diye kağıdını değiştirmişsin. Hem de deniz yüzbaşıya yakalanmak pahasına. Kim ne be? Ne? Aa, yeter canım. Ferit, Deniz, Mehmet. Kim bunlar? Sen kimsin ya? Haklısın abi, kimim ben? Eşeğin tekiyim. Ferit kim, Mehmet kim, Deniz kim? Hepimiz birer kum tanesiyiz senin yanında. Bak kardeşim, ben gerçekten çok sıkıldım. Ya neden bahsettiğini bilmiyorum. Seni de tanımıyorum. Kusura bakma. Haklısın abi. Ben de senin yerinde olsam benim gibi bir eşeği defterden silerdim. Ama bir gün kendimi sana affettireceğim. Söz vereyim. Vay be. İstihbarata karşı koyulursa ancak bu kadar koyulur abi. Perişan ettin Jumbo'yu. Ne de olsa 10 senelik askersin. Her sene 2 kere istihbarat eğitimi almış olsan... Helal.